İbrahim Refet Bele 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Babası Mehmet Servet Bey, annesi Emine Adviye Hanım'dı. İlk ve orta öğrenimini burada gördükten sonra İstanbul'a gitti ve harp okuluna girdi. İyi derecede Almanca ve Fransızca biliyordu. 1898'de piyade teğmen rütbesiyle orduya katıldı. İlk görevi Makedonya'daki 3. ordudaydı. 67. ve 65. alaylarda gösterdiği başarılar nedeniyle 1903'te üst teğmen, 1906'da yüzbaşı oldu. Ekim 1909'da Harp Akademisi'ne girse de Trablusgarp Savaşı patlak verince ara vermek zorunda kaldı. Trablusgarp'ta 3 ay İtalyanlara karşı çarpışan Refet Paşa ardından Balkan Savaşı'na katıldı. 1 Kasım 1912'de kurmay oldu, 7 Ocak 1913'te binbaşı oldu. 1. Dünya Savaşı seferberliği esasında 4. Ordu Haber Alma Şubesi Müdürü oldu. 28 Ocak 1915'te yarbay oldu ve sırasıyla 10. ve 3. Tümen Komutanlıklarını gerçekleştirdi. 13 Aralık 1916'da albay olan Refet Paşa, 53. Tümen Komutanlığına atandı. 1919'da 3. Kolordu Komutanlığı görevine verildi ve Mustafa Kemal Paşa ile birlikte İstanbul'dan ayrılarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 23 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı Amasya Genelgesi'ni imzaladı ve milli mücadeleye resmen katıldı. Bu sebeple İstanbul hükümetince görevden alındı. Sivas Kongresi'nde Halide Edip Adıvar ile birlikte Amerikan mandası fikrini savunanlar arasında yer aldı fakat bu fikrinde ısrar etmedi. 10 Aralık 1919'da Nazilli'de Aydın Kuvayi Milliye Komutanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde Bolu, Yozgat ve Konya'da çıkan 3 büyük ayaklanmayı bastırdı. 9 Kasım'da Batı Cephesi Batı ve Güney olarak ikiye ayrılınca Güney Cephesi Komutanı oldu. 11 Aralık'ta milli mücadele için çok büyük bir hizmet verdi. Ayaklanan Demirci Mehmet Efe kuvvetlerini ve düzenli orduda yer almak istemeyen Çerkez Ethem kuvvetlerinin dağıtılmasını sağladı. İnönü ve Kütahya'da komuta ettiği savaşlarda verdiği hizmetler nedeniyle 10 Ocak 1921'de tümgeneral oldu. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini vekaleten sürdürdü ve ayrıldı. 30 Ağustos 1922'deki büyük zaferin ardından Doğu Trakya'yı almakla görevlendirildi. 1 Kasım'da hilafet ve saltanatın birbirinden ayrılarak saltanatın kaldırılmasını ve İstanbul yönetimine el konulması hakkındaki meclis kararını uygulamak üzere seçildi. Refet Paşa bu görevi yerine getirse de huzurlu değildi. 28 Ekim 1922'de Mustafa Kemal Atatürk, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Rauf Orbay bir araya gelmişti. Atatürk'ün nutukta yer verdiği bu görüşmede Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele, hilafetin kaldırılması konusunda endişelerini dile getirmişti. Rauf Paşa ise çekimsel kalmıştı. Atatürk'ün fikri ise netti. Koşulsuz şartsız devrim yapacak, hilafet ve saltanatı kaldıracaktı. Bu sebeple kurucu paşalar arasında ihtilaf çıktı. Refet Paşa 9 Kasım 1924'te CHP'den istifa ederek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularından oldu. 3 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılınca bağımsız olarak mecliste kaldı. 17 Haziran 1926'da İzmir'de gerçekleştirilmek istenen Atatürk'e suikast girişiminde dahli olduğu iddiasıyla tutuklandı. İstiklal Mahkemesi'nin yargılaması sonucu masumiyeti anlaşıldı ve serbest bırakıldı. 1 Kasım 1926'da milletvekilliğinden istifa eden Refet Paşa, 8 Aralık'ta askerlikten emekliye ayrıldı. 1935'e kadar politikaya girmedi. 1939 ve 1946'da yeniden İstanbul milletvekili seçildi ve 1950'ye kadar mecliste kaldı. 2 Ekim 1963 tarihinde İstanbul'da vefat eden Paşa, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup değerli yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.